Turist Postası'ndan herkese merhabalar. Bugün 1974 yılında kapanan ve 23 Nisan 2003 yılında karşılıklı geçişlere yeniden açılan Ledra Palace sınır kapısındayız. O dönem sınır kapısı tek taraflı atılan adım sonucu iki toplumlu geçişlere açıldı. İlk açıldığında kısa bir süre hem yayaların hem de araçların geçtiği kapı, metan geçiş kapısının açılmasından sonra ise sadece yayaların kullanabildiği bir kapı haline geldi. Sınırların karşılıklı açılma hikayesini ise bizlere zamanın turizmden sorumlu Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş anlatacak. Kıbrıs Postası'ndan herkese merhabalar. Bugün Ledra Palace sınır kapısının önündeyiz. 23 Nisan 2003 tarihinde Ledra Palace sınır kapısı iki toplumlu geçişlere açılan ilk sınır kapısı olarak tarihe geçti. O dönemde dönemin Başbakan Yardımcısı, aynı zamanda Turizm'den sorumlu Bakanı Serdar Denktaş'la birlikteyiz. Bu kapıların açılış sürecinde çok aktif rol aldıydı kendisi. Merhabalar Başkanım. Merhaba. Öncelikle o süreci bize aktarmanızı isteyeceğiz. Neler olduydu, nasıl olduydu, devrim niteliğinde bu adımın nasıl atıldığını sizden dinlemek istiyorum. 2000 yılında benim Demokrat Parti kurultayında seçim manifestoma giren bir olaydı bu. 2000 yılından itibaren çalışmalara başladık. Tabii ilk ikna etmemiz gereken yer o dönem Cumhurbaşkanı olan babam Rauf Denktaş'tı. Ona gidip anlattım. Kıbrıs'ta ortamın o günlerde yavaş yavaş gerilmeye başladığı günlerden bahsediyoruz. Kendi içimizde Annan planı nedeniyle. Daha başlamadan ama bu görüşmeler devam etti. Çünkü 2002 yılında başlar Annan planı çalışması. 2000 yılında ben bunu başlattığımda ilk karşı argümanlar, babamın ortaya koyduğu karşı argümanlar, bir ekonomimiz güneye kayacak. İkincisi de TMT'ciler, EYOK'acılar hala daha hayatta, sıkıntı olabilir şeklindeydi. Benim verdiğim cevap hep şu oldu. Artık Türkiye'de çok kaliteli ürünler üretiliyor ve çok daha ucuz Avrupa mallarına göre. Dolayısıyla doğru ekonomik kararlarla, doğru mali kararlarla ekonomi bizim tarafa kayar, güneye değil demekteydim. Diğer argümanda şuydu cevabım. Bir EYOK'acıyla bir TMT'ci yolda karşılaştığında belki ilk gün birbirlerine kötü bakacaklar. Ters bakacaklar. İkinci karşılaşmada amma ihtiyarlamış ha diyecekler. Üçüncüde selamlaşacaklar. Dördüncüde kahve içip eski günleri belki konuşmaya başlayacaklar. Ama her halükarda bu bir kavga, bir çatışma meselesi haline dönüşmez iddiasındaydım. 2000'de başladık. 2002'de Annan planı gündeme geldi. Etraf hakikaten gerginleşmeye başladı. Hükümet kanadı UBP, önce DPCTP hükümetiydi. O bozuldu. UBP-DP hükümeti devreye girdi. Ben mecliste bu konuyu aktarmaya başladım. Kapılar açılmalı diye. Allah rahmet eylesin. Sonay Adem meclis kürsüsünde, hadi in be kahramancıklar, açın kapıları da görelim bakalım
demekteydi. Yabancı misyonla görüşüp kapılarının açılması için uğraş verdiğimizi anlatmaktaydım ama kimse de inanmamaktaydı böyle bir şeyin olabileceğine. Türkiye hükümeti o günlerde Avrupa Birliği'ne yakın bir pozisyon içerisinde. Dolayısıyla onların da aklına yatınca buraya Dışişleri Bakanı ve Müsteşarı geldi. Abdullah Gül'e. Evet. Cumhurbaşkanlığında yapılan bir toplantıda bizim Dışişleri Bakanımız, Türkiye Dışişleri Bakanı ve Müsteşarı, dönemin Başbakanı Sayın Eroğlu ve Cumhurbaşkanı. Müzakere ediyoruz. Olabilir miyim? Nasıl olabilir? Türkiye kanadı da olumlu yaklaşıyor konuya. Ama bizim kanattan itirazlar var. Sayın Ertuğruloğlu bu konuya itiraz edip nedir alternatifiniz sorusuna da size katılalım şeklinde cevaplayan ve bunun olmayacağı kendisine izah edilen bir durum yaşıyoruz. Ve o gün bu noktaya gelmeden önce koordinasyon kurulunda konu tartışılıyor. Orada anlatıyorum yaklaşımımızı ve kabul gören bir noktaya geliyor. Orada da askeri kanat genel kurmaya bilgi veriyor. Efendim işte Büyükelçi Türkiye Cumhuriyeti'ne bilgi veriyor. Bizimkiler inanmadığı için böyle bir şey olabileceğine hiç kimseye bir şey söylemeden içi geçiştirmeye çalışıyor. Neticede bu toplum, bu son Cumhurbaşkanlığındaki toplantıdan sonra Bakanlar Kurulu toplandı. Kararı alacağız. Kapıların açılma kararını. 2-3 bakan istifa ile tehdit ediyor başbakanı. Sayın Eroğlu diyor ki bu karar alınmıştır beyler, uygulamaya girecek ve çıkıp açıklamasını yapıyorum ve resmi gazetede yayınlanıyor açılış. Açılışı ilan ettiğim, resmi gazetede yayınladığımız tarihten bir hafta önce bütün muhalefet parti başkanlarına, Amerikan, İngiliz büyükelçilerine duyuruyorum böyle, Birleşmiş Milletler'e, barış gücüne duyuruyorum böyle bir hareket içinde olacağımızı. Hiç kimse yine inanmıyor. Çıkıp ilan ediyorum. Yarın sabah itibariyle, sabah 7.30 itibariyle Litra Palas kapısı karşılıklı geçişlere açılacak diye. Burada gerekli hazırlığı belediye yapıyor. Güney çağrı yapıyor vatandaşlarına. Sakın ha geçmeyin diyen. Ertesi sabah 8'e çeyrek kala bir gazeteci arkadaş arıyor beni. Diyor ki Serdar Bey açılacak dedin kapılar ama ben Litra Palas'tayım şu anda. Burası kalabalık ve kapılar açılmış değil. Bekleyin geliyorum dedim. Arabama atladım. Hemen buraya doğru sürerken Cumhurbaşkanı'nı aradım. Dedim ki yani biz dün resmi gazetede bir Bakanlar Kurulu kararı açıkladık. Ve şu anda kapılar açık değil. Nedenini bilmiyorum. Hangi nedenle yapıldı bilmiyorum. Ama bu kapılar açılmazsa bizim devlet olduğumuzu kimseye inandıramayız. Resmi gazetede yayınlanan bir karar mutlaka uygulamaya geçmeli. Sen neredesin dedim. Dedim oraya gidiyorum. Ve yani ne gerekirse de söyleyeceğim orada. Sen git, ben şimdi arıyorum gereken yerleri dedi. Ben hakikaten gelinceye kadar talimat gelmişti ve kapılar açıldı. Şimdi biraz detaylı anlatıyorum ama bugün 30 yaşın altındaki kesim 2003 öncesi bir yarım ada içerisinde hiçbir yere kımıldayamadan izinle alabilirsek onu da güneye geçtiğimiz durumu tahayyül bile edemez artık. Çünkü farklı bir dünyaya doğdu o nesil. O nedenle biraz ayrıntılı anlatıyorum ama bunların iyice bilinmesi gerekir. O ilk geçiş gününde güneydeki idarenin olumsuz çağrılarına rağmen sakın geçmeyin güneyde işte öldürülürsünüz, tecavüze uğrarsınız. Orada yapacağınız her kuruş harcama size dönecek bir kurşundur gibi açıklamalar yapmaktaydılar.
Ama gördük ki birçok insan bunu kabullenmedi. Buraya gelip ben Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak isterim diyen Rumlar ile karşılaştım. Çünkü ilk 3 gün buradan ayrılmadım. Bir aksilik olmasın diye. Tavır şuydu iki tarafta. Güneyden kuzeye geçenler en lüks arabalarını, en şık kıyafetlerini giyerek bir yerde bize hava atmak için bu tarafa geçtiler. Niye? Çünkü bilgileri şuydu. Kuzeyde her köşede bir asker var. Türkler köylerinden şehire izin alarak geliyorlar. Müthiş bir fakirlik var. Böyle bir ütopyaları vardı. Bizden güneye bakışta da pırıl pırıl, yıldızlı bir bölge. Her şey mükemmel, her şey güzel. Bizi seven dostlar var vesaire. Geçerken buradan güneye çok insanımızı gördüm. Tanıdığım, bildiğim gidecek evini görsün. Gidiyorum villamı göreyim diye geçti. Dönüşünü de gördüm başı yerde. Ne oldu dedim. Biz 7 kardeş o evde nasıl yaşardık? Hiç dedi anlayamadım. Gördüğüm, düşündüğüm kadar, büyüttüğüm kadar büyük değilmiş bizim ev diyerek geçti. Güneyden kuzeye geçenler yollarımızı, işte arabalarımızı, modern arabalarımızı gördü. Etrafta asker aradılar, bulamadılar. Evet. Bazı askeri bölgelerde bir hafta, 10 gün sonra güneyden gelen arabaları gördüm. Durmuşlar, bakınıyorlar ne tarafa gitsinler diye. Durdum, yardımcı oldum. Başlarına bir şey gelmesin. Ve neticede o beklenen çatışma olmaksızın burada bu geçişlerin başlaması mümkün oldu. Tek taraflı bir karardı. Yani güneye, güney idaresine açalım mı, açmayalım mı diye sorulmadı. Burası biz açıyoruz önemli dedik. Evet. Ve açıldı. Açtık. Gerekli önlemleri hemen onlar da almak zorunda kaldı. Onaylarını almadık. Bunu bilahare diğer kapı açılışlarında ısrarla söyledim. Bu tek taraflı bir karardır. Bizim sadece yapmamız gereken önceden duyurmaktır. Planca tarihte açacağız kapıları şeklinde, bu kapıyı şeklinde ki onlar da gerekli önlemi alsın. Bunu anlatamadık. İşte diğer bütün kapıların açılışında bunu bir müzakere konusu yaptı bizim taraf Talat döneminde. Ve neticede şimdi gelmiş tıkanmış durumdayız. Burası sivil geçişe açıldı ilk etapta. Bilahare diplomatlardan şikayetler gelmeye başladı. Çünkü çok yoğun olmaktaydı kalabalık. Ki o günlerde geçiş bugünkü kadar yoğun değildi. Ama insanlar gelip beklemek zorundaydı. Şu pasaport pencerelerinin önü insan yığınıydı. Yaya geçişler, arabalı geçişler, her şey buradan. Diplomatlar şikayet edince işte şehir içinden de geçmesin Rumlar diye düşünüldü ilk etapta ve Metehan ilk olarak açılacağı bildirildi. Orası açıldı. Burası da diplomatik trafiğe ve yaya trafiğine kaldı sadece. Ama yani 3-4-5 yerde bilahare işte Aplıç ve Bostancı'nın açılmasıyla 6-7 yerde şimdi geçiş kapıları var. Buna rağmen tıkanıklık var. Benim söylediğim hep şudur. Birincisi şu kapı sivil trafiğe de artık açılmalı ilk etapta. Yani ben burasını sivil trafiğe de açtım dediğinde bir Metehan rahatlayacak. Çağlayan kapısı yine duyuru yapmak suretiyle ben burayı da geçişe hazırlıyorum, önleminizi alın diyerek Çağlayan kapısı mutlaka geçişe açılmalı. Akıncılardan bir geçiş. Larnaka'ya gitmenin en kolay yoludur Akıncılar. Evet. Ve aşağı doğru inen bir tek yolun içinde bıraktık Akıncılar köyünü. Hemen güneyinde Rum tarafı iki tane köye gençlerin gidip yerleşmesi için teşvik vermekte. Açılırsa eğer Akıncılar kapısı, Akıncılardan göç eden gençler yine dönecektir oralarına, kendi evlerine. Çünkü hareket başlayacak oralardan. Ekonomik şikayetlerden, argümanlardan bahsetmiştim en başlangıçta.
Maalesef o dönemin Maliye Bakanlarına o mali ve ekonomik önlemleri aldırtamadık. Uzun yıllar geçti aradan. Hakikaten bir dönem ekonomimiz güneye kaydı. Bizim yaptığımız harcamalar Rum tarafının burada yaptığı harcamalardan daha yüksekti. Maliye Bakanlığına gelince ilk yaptığım iş benzin, akaryakıt üzerindeki fonları aşağı çekmek oldu. Ve çok daha ucuz bir noktaya geldik güneyden. Ve müthiş bir akın başladı. Evet. Şimdi benzin almaya gelen dişçiye gitti, markete gitti, efendim restoranta gitti, bara gitti, kafeye gitti. Sadece yaptığımız kadevesini bunun toplamaktı. Ve nitekim o 3 yıl boyunca UBP, DP, CTP, Dörtlü Koalisyon dönemi 3 yıl boyunca Türkiye'den bir kaynak gelmemesine rağmen o akış bizi ayaklarımız üzerinde durdurdu. Şimdi bu politikanın devam etmesi lazım. Maalesef yanlış adımlar atılıyor şu anda. Umarım farkına varırlar ve vazgeçerler. Şunu anlamamız lazım. Adadaki Türk askeri varlığının devam ettiği müddetçe güneyden kuzeye geçen Kıbrıs Rum kurallarımıza olabildiğince uygun davranır. Evet. Çekinir. Bizim insanımız güneye geçtiğinde askeri varlığın güvencesiyle bir şey gelmez başıma düşüncesiyle geçer. Şimdi artık alışkanlık haline geldi. Yani her iki taraf da alıştı. Yani bir dönem hatırlarım ben. 2003'ten hemen sonra. Neredeyse kuzeyde her evin bir de Rum'u vardı. Evet, evet. Evimdir diyerek gelir, işte bizim insanımız da misafir eder, kebap yapar. Çok duygusal dönemlerdi gerçekten. Evde bulmuşsa eğer 74'ten kalan bir şeyi onları iade eder vesaire. Onlar da gördüler ki, ve bunu bana Rumlar kendileri söyledi, yıllardır bizi kandırdı idaremiz diye. Niçin dedim? Biz dedi böyle beklemiyorduk şeyi, kuzeyi. Asker görecektik, işte fakirlik görecektik. Arabalarınız bizimkilerden çok daha lüks. Efendim yollarınız iyi. İtiraf edelim ki maalesef kuzey ile güney arasındaki en önemli farklardan biri de bu tarafın kirliliğidir. Buna bir çare bulmamız lazım. O da çare de kendimiziz. Kirletmemeliyiz ki belediyenin yaptığı temizlik bir ifade etsin sonuçta. Ekonomileri bizden daha iyidir çünkü bütün dünyadan yardım alabiliyorlar. Bizim tek kapımız Türkiye. İdareleri bizden daha iyi değil aslında ama bunun çok farkına varmayız. Burada biraz düzenlemeyle eşit seviyeye gelmemiz, dünyanın da birazcık o anlam planı döneminde söz verdikleri izolasyonları azaltmasıyla, indirmesiyle aşağıya burası da çok daha mamur bir ülke haline gelebilir. Yeter ki bizde de istek olsun. Buralarda yaşayanların bizler olduğunu ve bizlerin burada yaşamaya devam edeceğini bilelim, anlayalım. Ve önce kendi kendimize sahip çıkalım. Kendi kendimize saygı ve sevgi duymaya başlayalım. Gerisi gelir. Evet. Çok güzel anlattınız. Tüm aşamalara sırayla değindiniz. Ben sadece bir hususu biraz daha açmak istiyorum izninizle. Bu sınır kapılarının açılmasının 2003'te Letrapala sınır kapısı açıldıktan sonra ardından 2018'e kadar hemen hemen 15 yıllık bir süre zarfında 8 kapı daha açıldı. Evet. Ve şu anda toplamda 9 sınır kapısı var. Bu sınır kapısının açılmasının ülkeye katkılarından bahsettiniz. Bunu biraz daha hem diplomatik anlamda hem de ekonomik anlamda bunun hem eski bir maliye bakanı olarak bunların katkılarını bize değerlendirebilir misin? Şimdi mali olarak katkısı elbette büyük. Sosyal anlamda da katkısı büyük. Çünkü yeni nesiller savaş görmemiş nesillerdir. Parmağı tetiğe dokunmamış nesillerdir. Bir başkasına ateş açmamış nesillerdir. Güneydeki eğitim sistemi öyle bir öğreti veriyor ki kendilerine, gençlerine. 74'te bir gecede biz hepimiz buraya geldik. Halbuki 500 yıldır buralarda yaşıyoruz. Evet. Bu alanın onlar kadar sahibiyiz, onlar kadar hakkımız var. Bu geçişler bir yerde onu anlamalarına yarıyor. Eskiden bir Rum'la karşılaştığımızda çocukları ama bunun boynuzları yok diye şaşkınlıkla bakardı güzel. Ondan kurtuldular. Hala daha bir şey var mı? Bir
istememezlik, bir karşıtlık var mı? Evet vardır ama giderek o da yavaş yavaş inecek. Dolayısıyla hem siyasi hem sosyal açıdan bu önemli, bu geçişlerin daha da yaygınlaşması hatta. Ekonomik olarak zaten bunun faydasını yaşadık, görüyoruz. Yani bugün esnaf çalışıyorsa bu geçişler nedeniyledir. Surlar içi, Maus'a. diplomatik açıdan bakacak olursak şunu artık anlatmaya başlamamız lazım. Her iki taraf aradan geçen 50 yıl içerisinde kendi yeni hayatını oluşturmuş durumda. Bunları hayır birleşin diyerek zorlamak yeni bir çatışmaya neden olabilir. Evet. Oysa oturup anlaşarak bir yumuşak bir kadife ayrılığı yeniden birleşmek üzere ortaya koyarsak bunun olasılığı çok daha yüksektir. Bu söylediğim de aslında hem iki devletli çözümü savunanlara hem 50 yıldır denediğimiz ama olmayan ve olmayacak olan iki toplumlu kesimli federasyonu ortak bir noktada birleştirme formülüdür de aslında. Çünkü iki formül, biri denenmiş ve tutmamış, biri söylemde ama henüz deneme yok, büyük bir ihtimalle tutmayacak olan bir yaklaşımdır. Tabii ki kadife ayrılık, yeniden birleşmek üzere bir kadife ayrılığı gündeme getirip al veri konuşmaya başlarsak bu ülkede farklı bir noktaya doğru yürüyüş olabilir. Bu yeni bir yaklaşımdır, yeni bir düşüncedir. Geçmişte birkaç kez konuşulmuş ama üstünde durulmamış, çünkü federasyon görüşmeleri vardı, bir yaklaşımdır. Adını koymaya gerek yok şu anda. Federasyon mu, konfederasyon mu, iki devlet mi gibi kısır tartışmalar yerine günlük işleyebilir, yaşayabilir bir çözüm modelini oturup konuşmak. Ama mutlaka konuşmak, mutlaka diyalog kurmak, diplomasiyi mutlaka kullanmak, düşmanca tavırları bir kenara bırakmak, eskiyi unutalım, geçmişte yaşadıklarımızı unutalım değil söylediğim, onları çok iyi bilelim, ki genç nesil bilmiyor, çok iyi bilelim, öğrenelim, öğretelim ama oraya hapsetmeyelim kendimizi. Yeni bir geleceğe doğru bakalım. Kapıların açılışı devrim niteliğindedir dedin, doğrudur. 2003 öncesi bunu hiç kimse hayata geçebilir diye düşünmezken evet geçti, işliyor. Şimdi bir başka bir şey söylüyorum. Olamaz bu denecek, hemen karşı çıkılacak. Ama başka çıkış yolu görmüyorum. Dolayısıyla yavaş yavaş adım adım oraya doğru yürüneceğini düşünüyorum. Yürünmelidir diyorum. Bir devlet kurduk. Bu devletten vazgeçme noktasında değilim hiçbir zaman, hiçbir taraf için. Kendi devletimize inanan kişilerden biriyim. Belki çok az kaldık şimdi ama ben o inancı devam ettiriyorum ve bu devletin kendi ayakları üzerinde duran, güneyle barışık, dünyayla barışık, uluslararası hukuka uygun hale gelmiş bir düzeye çıkabileceğine ben yürekten inanıyorum. Evet. Geçen biz ofisteki gazeteci arkadaşlarımızla da konuştuk. Biz sizin son döneminize yetiştik. Yani özellikle bu dörtlü hükümet döneminde Maliye Bakanlığı yaptığınız döneme yetiştik. Onun öncesinde milletvekilliğinize yetiştik. Sizden sonra o uzlaşı kültürü, hangi görüş ve düşünceye sahip olursa olsun o uzlaşı kültürü, ki siz bence bunun temsilcilerinden biriydiniz. Ki Türk Kıbrıs'ın kuzeyinde bütün iktidar yapılarıyla birlikte ortak noktada buluşabilmek önemli bir başarı diye düşünmekteyim. Bu kültürün devam edemediğini gördük. Son sorum da aslında bunun üstüne biraz. Özellikle yeni sınır kapıları açılmalı mı diye soracaktım ama yeni sınır kapıları açılması noktasında bu uzlaşının önemi ve yeni sınır kapıları açılırsa eğer ülkede oluşacak genel yapıyı biraz değerlendirebilir misiniz bize? Yani şu anda bütün kapılara, hangi kapıya isterseniz gidin, bir kuyrukla karşı karşıya kalıyorsunuz ve bu insanları demoralize ediyor, motivasyonu kırıyor, geçiş motivasyonunu buradan oraya, oradan buraya. Bir işe yaramaz bu. Dolayısıyla yeni kapıların dediğim gibi tek taraflı kararlarla ama duyurarak
Yani ben burasını açıyorum, yapın hazırlığınızı diyerek yeterli süreyi de vermek kaydıyla. Bu hakkına kapıların... sahip Kıbrıs'ın Katacı hükümeti değil tabii mi? Ki, tabii ki, tabii ki. Bu kapıların açılması mümkün. Bir ara gündeme bu pasaport kontrolünü kaldıralım, otomatik geçiş kapıları koyalım. 1 euro atan geçsin, dönsün geri. Yani 1 euroya gidiş geliş olsun, yollarımıza harcayalım bu rakamı diye bir görüş ortaya atmıştım. O dörtlü hükümet döneminde pek kabul görmediğim, Halkın Partisi'nin itirazıydı o dönemde. Ama böylesi bir noktaya doğru ilerlersek, ortaya konulacak rakamla hem yollarımız tımar edilir, hem de geçiş rahatlar. Kapıda insanlar kuyruk beklemez. Geçişlerin çoğalmasıyla aslında bizim sınırlarımızı belirliyoruz. Başka bir şey değil gündeme gelen. Avrupa'da Almanya ile Avusturya arasından geçerken yoktur bir kontrol. Ama herkes bilir ki Avusturya sınırındadır. Avusturya kuralları geçerlidir. Veya Almanya'ya geçiyorsa Alman kuralları geçerlidir. İşte yol sınırı, hız sınırı Almanya'da 130 kilometredir, Avusturya'da 100 kilometredir. Bunları bilerek hareket eder. Şimdi nedir bu? Diğerinin egemenliğine, o bölgedeki egemenliğine saygı duymak. Tanırsın, tanımazsın. İdarelerini seversin, sevmezsin. Bu başka bir argümandır. Evet. Ama ben senin kurallarına saygı duyuyorum kardeşim. Bunu göstermektir. Şimdi o noktaya gelebilir her iki taraf. Ve gelecek de şu anda belki biraz zorlayarak bu denge oluşmuştur. Ama iş karşıya saygıya da gelince çok daha rahatlamış olacağız. Ha, bize saygı duyulması için ama bizim öncelikle yapmamız gereken kendi kendimize saygı duymaktır. Biz kendi kendimize saygı duymuyoruz ama herkesten bize saygı duymasını bekliyoruz. Bu olacak iş değil. Bunun düzelmesi lazım. Şeyde haklısın, ben 90'da girdim siyasete, 2022'ye kadar. Ve her zaman daha uzlaşıcı bir yaklaşım koydum ortaya. Siyasete ilk girdiğimde ülkedeki argüman vatan hainlerine mi hırsızlara mı oy verelim argümanıydı. Evet, evet, evet. Önce bunu kaldırdık ortadan, hırsızlar aynen, vatan haini söylemini. Ve yıllar boyunca da tek yaptığım şey gerçek anlamda diyalog kurmaktı. Şimdi diyalog kurmayı ben anlatacağım, diğeri dinleyecek diye algılıyor arkadaşlar, değil. Karşılıklı konuşacaksınız, karşılıklı dinleyeceksiniz. Sadece duymayacaksınız, anlayacaksınız da söyleneni. Mutlaka orta yol bulunuyor çünkü hepsi bizim insanımız. Yani 74'te, 63'te ilk kurşun atıldığı andan itibaren kimse ben solcuyum, ben sağcıyım, ben denktaşçıyım, ben bilmem kimciyim demedi. Herkes vatan sınırına koştu, köyünün sınırına koştu. Köyünü, evini korumaya çalıştı. Bu ülke böyledir. Ha, idarede işte sol zihniyet mi olsun, sağ zihniyet mi olsun, sağ sol dünyada kalmadı, bizde hiç olmadı diyorum ben her zaman. ama bir kısır döngü içerisinde kamplaşarak siyasal rant elde etmeyi yıllardır özümsediği UBP ve CTP, bir kere bundan kurtulmamız lazım. Yani her iki tarafta bu toprakların çocuğudur. Oturup konuşursak bu topraklarda daha iyi bir noktaya nasıl ulaşacağımızı kesinlikle buluruz. Ben yıllarca buldum. En azılı rakibimle oturdum. Tartıştık mı? Evet. Sırasında eylem yaptılar mı bana karşı? Evet. Ama ertesi gün gene oturduk. Gene konuştuk. Ha. Dinlediler, dinledim. Anladılar, anladım. Orta yolda da buluştuk hep. Ha. Onun için benim o dönemki rakiplerim bugün hala da beni gördüğünde sevgiyle kucaklar. Bir karşıtlıkları yoktur. Fikirsel olarak aynı noktada mıyız? Hayır, değiliz. Ama yani o zenginliktir zaten. Herkes aynı fikirde olursa. Cemal Özyiğit'in sizin son meclis oturumunuzdaki konuşmasında çok iyi hatırlıyorum hafızamda yani. Ne kadar farklı görüşlere de sahip olsak ki benim şu an size söylediğim gibi o uzlaşının, o oluşturduğunuz, temsil ettiğiniz uzlaşı kültürünün önemine çok vurgu yaptı. Yani dörtlü hükümetin kurulması da aynı anlayışla gerçekleşti. Arkadaşlar da buna destek verdi başlangıçta. Ve iyi bir hükümetti. Haklı azınlıklar da çoğunluk olabilirdi. Evet. Aynen öyle. Aynen öyle. Durum mu? Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim size. Çok güzel bir röportaj oldu.
İyi bayramlar diliyorum herkese. Dönemin turizmden sorumlu bakanı Serdar Denktaş, Ledra Palas sınır kapısının açılış sürecini tüm detaylarıyla birlikte bizlere aktardı. O dönem sınır kapısı tek taraflı atılan adım sonucu iki toplumlu geçişlere açıldı. İlk açıldığında kısa bir süre hem yayaların hem de araçların geçtiği Ledra Palas sınır kapısı, Metan geçiş kapısının açılmasından sonra ise sadece yayaların kullanabildiği bir kapı haline geldi. Kıbrıs Postası olarak Ledra Palas sınır kapısının 20. yıl dönümünde toplumlar arası kaynaşmada önemli rolü olan sınır kapılarıyla ilgili tüm gelişmeleri sizlere aktarmaya çalıştık. Başka bir haberde görüşünceye dek hoşçakalın.